Migros TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Sertaç Şanlı ile birlikteyiz. Ona hem beslenmesiyle alakalı hem de yeme içme zevkleriyle alakalı bazı sorular soracağım. Hoş geldin abi öncelikle. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Hazırsan ilk sorumla hemen başlamak istiyorum. Hazırım. En sevdiğin yemek ne abi? En sevdiğim yemek... Ya şöyle şimdi... Çoğu dönem kamplarda olduğumuz için, yollarda olduğumuz için... Genelde yediğimiz belli bir rutinler var. Yediğimiz yemekler genelde bir rutin maç yemeği oluyor. Hani tavuk makarna da tavuk pilav salata öyle şeyler oluyor. Genelde ben yani ben şeyi soruyorum sana böyle favorin hani favori. İstediğim bir yemeği şu an ya, sana getirecekler. İstediğim yemek şu an alışkanlıktan dolayı şu an yani özlediğimden değil de alışkanlıktan dolayı böyle hani ya tavuklu salata yerim hani tamamen alışkanlıktan ötürü. O kadar rutine bindi ya yani. Çok aynen rutine bindi. Okey. Bir de sana en sevdiğin tatlıyı soracağım ama bunun ismini söyleme bana. Bana bunu tarif etmeye çalışacağım. Nasıl görünüyor? Nasıl bir şekli şemali tadı nasıl? Sen mi tahmin etmeye çalışacaksın? Ben tahmin etmeye çalışacağım. Abi çok basit yani. Ya çok basit hiç zorlamaya gerek yok. Tamam üstü hafif yanık. Tamam. Pirinçli. Sütlaç. Sütlaç yani. Sütlaç. Tam kamp yemi yani. O yüzden o da alışkanlık. Yemin ederim alışkanlık. Pilavdan çıkamıyorsun yani. Aynen öyle. Abi Efes altyapısında da oynadın ve küçük yaştan itibaren kulüp evlerinde bir tecrübelerin orada, oralarda da yaşadın. O dönemde böyle beslenmeyle alakalı yaşadığın zorluklar var mıydı? Çok zorluk yaşamadım çünkü Efes'in yaptığı öyle bir sistem vardı ki kulüpte yemeğimizi yiyorduk, antrenmanımızı yapıyorduk. Sonra tekrar hani öğlen yemeği yiyip, idmanı yapıp, akşam yemeği yiyip ondan sonra kulüp evine dönüyorduk. Yani o sistemi çok iyi oturtmuşlardı. Sadece o sıkıntı yaşadığım şeyler hani idman olmadığı günler ne yiyeceğim diye düşünüyordum. Çünkü idman olduğu dönemde ne yiyeceğim, ne zaman yiyeceğim belliydi. Yani sıkıntı yaşadığım günler idman olmadığı dönemlerdi öyle söyleyebilirim. Anladım. Peki böyle şey olmuyor muydu mesela? Bir rutine sokuyorlardı sizi. Yemekleriniz zaten hazır oluyordu. Senin böyle isyan ettiğin zamanlar ben fast food yemek istiyorum abi dediğin zamanlar falan oluyor muydu? Ya tabii ki oluyordu hani. Ya şimdi kulüp evinde gidiyoruz 4 kişi 4 tane 14-15 yaşında çocuk. Hani bir anda isyan ediyoruz hadi şuraya hamburger söyleyelim hadi bir şey yapalım. Hadi dürüm söyleyelim hadi bir şeyler abur cubur yiyelim oluyordu tabii ki ama o haftada bir oluyordu belki 2 haftada bir oluyordu hani. Ya çünkü ya okul antrenman çok yoğundu. O dönemlerden hani fırsat bulduğumuz kadarıyla yani belki hafta sonlarında işte dediğin krizi yaşıyorduk ama onun dışında vakit yani bile bulamıyorduk. Aynen vakit bulamıyorduk. Abi süper abi. Peki mutfakla aran nasıl? Yemek yapar mısın? Mutfakla aram aslında hani fena değil. Şeyde yani evde böyle bir anda atıp yani kafam atıp böyle mutfağa girdiğim oluyor. Hani neler yapıyorsun mesela? Ya genelde fırın yemekleri oluyor yani daha rahat yapabildiğim şimdi şeyde tavada hani kızartmadır odur budur bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Daha uzun sürüyor. Daha uzun sürüyor bir de etrafı batırmak istemiyorum. Dolapta ne bulursam hani bundan bunu yaparım bundan bunu yaparım gibi ya şeyler. Bir de şey deneysel takılıyorsun yani. Ya çünkü şey olmuyor sürekli kamplarda yollarda olduğumuz için eve alışveriş yapma fırsatım olmuyor çok. Hı-hı. Ya yaptığım zaman da hani genelde o ürünler bir haftalık kalıyor. Yani bir haftalık kaldıktan sonra işte düşünüyorum işte abi açıyorum dolabı. Aa bunu yapabilirim belki buradan bunu çıkartırım diye bir şeyler arada deniyorum. Denemiyor değilim. Süper abi. Peki takımın en oburu sence kim? En oburu Tibor. Tibor mu? Tibor hani herkes açık onu ara farklı. Herkes abi. Onu söylemiştir ben evet. Eminim. Herkesten ancak herkes onu söylemiştir. Düşünmüyor bile direkt. Oradan Tibor. %100 Tibor. İkinci kim peki sence? Normalde bir kişi soracaktık da şimdi yok, herkes Tibor deyince abi ikinci soralım. Açık net Tibor bir de kamp otelde tam karşımda oturuyor. Karşımda yemek yiyor. Görüyorum onu. Bunu açık net söyleyebilirim Tibor. İkinciye hiç gerek yok. İkinciyi sormana gerek yok. Okey tamam öyle olsun. Migros'un en sevdiğin reyonu hangisi abi? Vakit geçirmeyi en çok sevdiğim. Migros'un en sevdiğim reyonu. Şimdi. Yüzündeki gülümsemenden abi. İpucu alıyorum biraz ama. Ya abur cubur diyeceğim. Abur cubur ama mu? Vakit geçirmeyi seviyorum. Şey değil şimdi. Ya sadece bakıyorsun sen. Cidden sadece bakıyorum. Ya bazen kriz geçirip aldığım oluyor ama hani genelde bakıyorum çünkü şöyle hani 2 haftada bir belki gidiyorum markete. Hı-hı. Markete gittiğim zaman da bakıyorum neyi alamıyorum. Hani bu dönemde neyi alamıyorum, neyin eksikliğini yaşıyorum, ne hani mutfakta yok. Direkt hani çikolataları onlara yani tatlı
kısmına gidiyor hani gözüm. Anladım. Bayağı düşkünsün o zaman şeye. O ya düşkün. Ya yani düşkünüm, yemiyorsun, kendini frenlemeye çalışıyorsun. Ya düşkünüm, şöyle düşkünüm, fırsatım olmadığı için hani ancak böyle hani orada vakit geçirebildiğim için hani şey oluyor, gözümü doyurmaya çalışıyorum. Süper abi. Peki Migros'tan en sık satın aldığın şey nedir böyle en çok? Var mı böyle aklına gelmesi? Her gittiğimde mutlaka şundan alırım dediğim bir şey. Vallahi soda diyebilir. Aklıma soda geldi. Soda ve bu protein yoğurtlar olur ya. Hı hı. Protein yoğurtlar. Aynen, protein yoğurtlar olur ya, onlardan çok sık alıyorum eve. Peki kahvaltı ediyor musun genelde? Ya kahvaltı aslında çok inanılmaz kahvaltı yapan biri değilim. Ya kaçırmıyorum kahvaltıdan, yani sürekli bir şey yiyorum. Ya evde olduğum dönemde genelde o yoğurt, granola, kahve o şekilde geçiriyorum. Ya kampta olduğum dönemlerde hani daha net böyle düzenli dolu dolu kahvaltı ettiğim söylenebilir. Peki seçme hakkın olsa böyle bir kahvaltı masası hayal et. İstediğin her şey orada yer alacak. Neler isterdin mesela? Ne görüyorsun o masayı hayal ettiğinde? Neler isterdim? Bak zor soru şimdi. Canlandır böyle, bir kahvaltıya gitmişsin abi. Sınırsız opsiyon. Dünyanın her yerinden ne istiyorsan o kahvaltı masasında olacak. Ya ben şeyim ya, ben çok klasik adamım. Ben şöyle hani egzotik şeyleri yani severim ama onlara hiç girmeye gerek yok. Kahvaltı dediğim benim önümde olması gereken şeyler, benim istediğim beyaz peynir olur, yumurta olur, zeytin olur, çay olur. Bunlar bana klasik yeter yani. Kahvaltı okay, klasik diyorsun. Kahvaltı benim için okeydir, hani hiç sıkıntı yok. Okey, süper abi. Peki kahveyle aran nasıl? Sever misin kahve? Kahveyi severim. Kahve hani her sabah kaçırmam yani. Eksiksiz. Nasıl tercih içerim. Edersin kahveni? Peki? Ya genelde filtre kahve içiyorum. Hı hı. Sütsüz, şekersiz falan mı? Yani sütsüz, şekersiz, tatsız, tutsuz. Çünkü o sabah böyle beni ayıltsın istiyorum, beni uyandırsın. Hı hı. Ya bir de idmanlardan önce de çok içiyorum. Yani o kafeini idmandan önce beni ayıltsın, böyle bir kendine uyandırsın, kendime böyle getirsin diye. O yüzden hani tatsız, tutsuz böyle hani. Ya sevdiğinden içmiyorsun o zaman. Yok ya, sevdiğimden içiyorum ama ya şöyle idmandan önce içtiğim kahveyi şöyle söyleyeyim hani zift olur ya, böyle evet. Seni sert, iyice yoğun, bol kafeinli. Bol kafeinli böyle seni ayılsın, uyandırsın. İdmandan önce içtiğim kahveler onlar ya, sabah içtiğim kahveler genelde böyle aromalı, ne bileyim ya vanilya aroması olsun, ne bileyim çikolata aroması olsun. Yani o tarz kahveleri genelde sabah içiyorum. Yani sabah daha keyfi biraz. Yani sabah daha keyfi böyle. Antrenman öncesi ya da maç öncesi herhalde. Keyif alsın şey. Sabah. Vücudum keyif alsın. Antrenmandan öncesi biraz daha şey, sert. İhtiyaçtan gibi. Aynen, tam ihtiyaca göre bir rutin belirledim. Süper abi. Peki spordan önce ya da sonra böyle değişik spesifik şeylerin var mı mesela? Mutlaka antrenman öncesi şunu yerim ya da antrenmandan sonra şunu yerim dediğin. Antrenmandan ya genelde şey, maçlardan önce ya coffee break tarzı bir şey yapıyoruz. Hı hı. Yani orada benim yediğim şeyler fikstir. Kuru yemiş, biraz muz, biraz fıstık ezmesi ve kahve. Hmm. Yani en fix şeylerim bunlar. Yani bunları söyleyebilirim aklıma gelen. Antrenmandan önce o antrenman saatleri değiştiği için o rutinim çok değişiyor. Ama maçlardan önceki o yediğim şeyler fix. Anladım. Peki en unutulmaz maçın hangisiydi? Var mı böyle direkt aklına gelen bir maç? Direkt aklıma gelen bir maç, ya oynadığım için hani sahada bulunduğum için o 2 sene önceki bu Fener'le oynadığımız final maçını söyleyebilirim. Hı hı. O şampiyon olduğumuz hani 7. maça uzayan final serisinin son maçını söyleyebilirim. Tamam, şimdi o günü hayal et abi. Evet ettim. O gün neler yedin maçtan önce ya da sonra, hatırlayabiliyor musun? Aslında hatırlıyorum çünkü çok zor. Hala aynı şeyleri yiyorum. Öğle yemeğinde, salata, tavuk, galiba makarna ya da pilav. Aynı şey yani, ya o ya o. Yani aynı şey kafaya yok. Aynen, kafe break'ti ama az önce dediğim gibi işte. Kuru yemiş, muz, fıstık ezmesi, kahve. Direkt bunlar. Çünkü, kombonu yapıp devam ediyorsun. Aynen böyle, çünkü hala bunları yiyorum. Yani o yüzden değişen bir şey yok. Maçtan sonra peki böyle şeyin oluyor mu? Mesela çok iyi bir maç kazanmışsın, çok önemli bir maç. Çıkınca böyle hadi takımca gidelim de ne bileyim pizza yiyelim, bir şey yiyelim falan. O oluyor bende. Oluyor mu? O oluyor bende. Genelde maçlardan sonra bir mutluluk yemeği maçlardan böyle. Sonra hani böyle özellikle kazanmışsak
ya bunu hak ettik diyoruz kendi kendimize yani. Söylüyoruz hadi gidelim şurada bir pizza yiyelim ya da şurada bir hamburger yiyelim çok oluyor. Yani. Çünkü hem mental olarak hem fiziksel olarak çok böyle yoğun bir şeyin aynen içindeyken öyle. Maç bir anda bitiyor ve... Aynen öyle. Çünkü şey maçtan sonra kendini yani kendine bir ödül vermek istiyorsun. Yani evet, ben bunu hak ettim diyorsun. Biraz da kandırıyorsun kendini ama hani... ya o şeyi hissediyorsun. O yüzden de o nasıl diyeyim? O pizzayı ya da o hamburgeri yemek istiyorsun maçtan sonra. Tabii canım çok normal yani. Şimdi abi sana iki seçenekli sorular yönelteceğim ve bu ikisinden birini işte. Seçmeni isteyeceğim senden. Çok fazla düşünmene gerek yok. Hangisini tamam. Daha yakalıyorsa ve direkt onu yapıştırabilirsin. İnşallah. İstiyorsan düşünebilirsin tabii. Hazır mısın? Değilim ama söyle. Okey. Çilek mi muz mu? Muz. Mantı mı köfte mi? Mantı. Döner mi sushi mi? Döner. Kırmızı et mi balık mı? Yerine göre ama kırmızı et çoğunlukla. Okey. Patlamış mısır mı cips mi? Bu soru zor. Zor değil mi? Patlamış mısır. Tamam. Dondurma mı yoğurt mu? Dondurma. Kabak mı brokoli mi? Brokoli. Çay mı kahve mi? Sabah kahvaltısı çay. Yani kahvaltı masası çay. Diğer seçenekler kahve. Tamam. Yumurta mı peynir mi? Peynirli yumurta. İkisi bir arada. Peynirli yumurta o ayırmam onu. Tamam hadi öyle olsun. Çikolata mı şeker mi? Çikolata. Okey. Benim sorularım bu kadardı abi. Vakit ayırdığın için, bizimle beraber olduğun için videoda çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. Çok keyifli bir sohbetti benim açımdan. Umarım senin açımdan da öyle olmuştur. Ben teşekkür ederim. Ben de keyif aldım. Çok sağ olun. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Beğenmeyi ve Migros TV'ye abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.